Mən xatırlayıram ki, bir dəfə siz belə bir söz demişdiniz ki, süd vəzi xərçənginin daha ağırlı bir hala gəlməsi üçün haradasa 5-7 il arasında bir vaxt var. Ona görə də mütləq mənə elə gəlir ki, xanımlar vaxtına müraciət etməlidir. Yəni, hətta 7 ilə qədər gözləyib də vəziyyəti bir qədər ağırlaşdırmaq mənə elə gəlir ki, o qədər də doğru olan bir şey deyil. Mən istəyirəm, əməliyyatdan söz düşmüşkən, niyə əməliyyat olunur? Sırf niyə görə əməliyyata daha çox süni verilir? Məsələn, əməliyyat olunmaya da bilərmi? Şimdi süd vəzi xərçəngi içini değil ama bütün süt bezi hastalıkları için bakarsak, daha geniş bir açıdan bakarsak, demin de söylediğim gibi bizim için önemli olan süt bezindeki problem, sorun ya da hastalık ya da berklik, iyi huylu mu kötü huylu mu? Süt bezi için bir estetik ameliyatlar yapılır genel anlamda. Bir diagnoz için ameliyat yapılır. Bir de muhalice için ameliyat yapılır. Estetik ameliyatlar bizim konumuz değil. Yani o estetik cerrahların konusu. Dolayısıyla bizim açımızdan iki tane ameliyat nedeni var. Bir tanesi diagnozu belgelemek için. Yani bu nedir? Biyopsidir aslında. Dolayısıyla öbür tabii ikinci neden ise muhalice için yapılır ameliyat. Ya bunu buradan şunu demek istiyorum. Yani ben bir hastaya size ameliyat gerek dediğim zaman hastadan şunu bekliyorum ben. Bana dönüp doktor beni niçin ameliyat edeceksin diye sormasını. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani ben bir hastaya size ameliyat edeceğim dediğimde onun dönüp de beni niçin ameliyat edeceksin sorusu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü diyorum ki ya işte ben senden herçenk olduğundan şüpheleniyorum. Ben bunu kanıtlamak zorundayım. Bunu kanıtlamak için de biyopsi yapmam gerekiyor. Ya iğne biyopsisi ya cerrahi biyopsi. Bunu belgeleyeceğim. Niye belgeleyeceğim? Çünkü tedaviye başlayacağım. Yani hiçbir zaman tanıyı, diagnozu belgelemeden, kanıtlamadan tedaviye başlamamak lazım. İşte kanıta dayalıtıp, yani Batı dünyasındaki kanıta dayalıtıp bunun üzerine kurulmuş durumda. Ben önce hastadan diagnoz için ya bir parça alıyorum ya cerrahi biyopsi yapıyorum. Sonra eline belgesini veriyorum. Bak bu herçenk senin. İkinci neden ise muhalice. Çünkü süt vezi herçengi çıkarsa eğer diagnoz, süt vezi herçenginin primer tedavisi, birincil tedavisi ya da en kıymetli tedavisi cerrahidir. Çünkü tümörü orada mutlaka bırakmamak, götürmek lazım. Ki daha sonra verilecek olan kemoterapi, radyoterapi işe yarasın. Eğer tümör olduğu gibi durursa, büyük olarak durursa, onu kemoterapi ya da radyoterapiyle yok etmek mümkün değil. Ama şöyle özel bir durum var, onu da söylemeliyim. Bazen çok büyük tümörleri önce kemoterapiyle küçültüp sonra ameliyat ettiğimizde oluyor. Ama bu çok düşük bir faiz. Yani tüm hastalar arasında %3-5 faiz. Çünkü o tümör o kadar büyük oluyor ki cerrahi olarak çıkartmak mümkün olmuyor. Cerrahi olarak çıkartmak mümkün olmayacak büyüklükteki, cesametteki bir tümörü önce küçültmek kemoterapiyle gerekiyor. Ama 90 faiz, 95 faiz zaten birinci tedavi cerrahidir ve hastaya mutlaka önce cerrahi yapmak.